Hükümetin bir ortağı biliyorsunuz askıda ekmek kampanyası başlattı. Yani dostlarım, ülkeyi yönetenler bu halkı ekmek parasına muhtaç bıraktıklarını kendileri ilan etmiş oldu. Utanç verici bir şey. Bugün bu kampanyayı başlatan hükümet ortağı, ekonomi ne zaman kötü olsa zaten bakıyoruz, oradan çıkıyor, hükümet ortağı olarak çıkıyor karşımıza. Hatırlayın üçlü koalisyon dönemini, o 90'lı yılların sonu, 2000-2001. O dönemde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük ekonomik krizi olan 2001 krizinde neler yaşanmıştı şöyle bir hatırlayın. 20'ye yakın banka batmıştı memlekette, 20'ye yakın. Milli gelirin üçte biri kaybedilmişti. Gecelik faizler %7500'ü görmüştü. Yani şöyle yaşları herhalde bir 30-35'in üstünde olan konuklarımız o günleri iyi hatırlayacaktır. Yıllık enflasyon %70'leri geçmişti. Başbakanlığın önünde yazar kasalar fırlatılmıştı, hatırlayın. O başbakanlık binası var ya, önünde yazar kasa fırlatılan. O zatın çalışma odası o binadaydı. Hatırlayın, halkımız yine açlık sınırındaydı. Yine becerememişlerdi. Dünya Bankası'ndan bir başkan yardımcısını ekonominin başına getirmek zorunda kalmışlardı. Borcun faizini ödeyebilmek için dahi borçlanmaya, yeni bir borca, dış borca ihtiyaç duymuşlardı. Şu anda değerli arkadaşlar, bunlar yine hükümete ortak ve ülkemiz yine derin bir ekonomik krizin içinde. Biliyorlardı bunu. Bunu biliyorlar ve ortak oldukları hükümet yönetmeyi beceremeyip vatandaşı ekmek parasına muhtaç bırakıyor. Sonra da bunlar ekmek asıyorlar meydanlara. Üstelik kadim bir geleneğimizi istismar edip parti logolarıyla, fotoğraflarıyla yapıyorlar bunu. Ya biz bu ülkenin yerli ve milli geleneklerine bu kadar yabancı bir duruş görmedik açıkçası. Bizim topraklarımızda İnsanlara göstere göstere, şov yapa yapa, parti logosuyla, forslarla, amblemlerle yardım yapılmaz. Bizim geleneğimizde sağ elin verdiğini sol el bilmez arkadaşlar. İnsan önce utanır, nasıl oldu da halkı bir ekmek parasına muhtaç hale getirdik diye şöyle bir düşünür. Başını iki elinin arasına alır bir düşünür. Biz nerede hata yaptık diye. Kalkmışlar bir de bize dil uzatıyorlar. Bu nasıl pişkinlik anlamadık doğrusu. Bu arada geçen bir konuda grup toplantısında biliyorsunuz hükümetin ortağı öfkeyle bize sataşmış, partimizi, arkadaşlarımızı ve beni de kastederek siyasi fosil gibi bir laf etmiş. Şimdi bize ve bana diyor bunu. Siyasi fosil diye. Neyse artık buraları geçelim. Çok uzatmayalım o konuyu. Şimdi Türkiye'nin değerli arkadaşlar en yeni siyasi hareketine sahiplerinin gençler olduğu bir partiye siyasi fosil denmez. Şimdi bu konuda daha söylenecek çok şey var ama girmeyeceğim detaylarına. Zaten herkes her şeyi görüyor. Bu milleti yoksul görüyor. Şu anda hükümetin görevi bu ülkede tek bir çocuğun bile aç yatmamasını sağlamak. Küçük müçük, siz bugünkü hükümetin ortağısınız. Size bunu da mı biz hatırlatalım? İşinize geldiği zaman iktidarmış gibi davranıyorsunuz. Astım astık, kestim kestik diyorsunuz. İşinize gelmediği zaman da sanki hiç üzerinize bir sorumluluk yokmuş gibi mağdur şapkanızı takıp ekmeğe gidip askıya asıyorsunuz. Hem de meydanın ortasına asıyorsunuz. Ülkenin içine düştüğü durumdan sonuna kadar siz de sorumlusunuz, kaçamazsınız. Başarı olunca ortağın, başarısızlık olunca dışarıda durup mağduriyet şapkanı tak, ekmeğe meydan as. Yok öyle. Kaçamazsınız. Değerli arkadaşlarım, biz ve
o 2000'li yılların başındaki çalışma arkadaşlarımız, ilk 2002'de yönetimi devraldığımızda boş aldığımız hazineyi dolu teslim ettik. Bizim hesabımız ortada. Devletin bütün rakamları açık. Başımız dik. Peki şu andaki hükümet ne yaptı? Hazineyi tüketti. Kasa boş. Ülke borç batağına batıyor. Doğmamış çocuklarımıza kadar memleketi borçlandırdılar. Soruyorum onlara. Vicdanınız sızlamadan nasıl çarçur ediyorsunuz bu milletin kaynaklarını? Nasıl har vurup harman savuruyorsunuz? Hiç mi durup düşünmüyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Arkadaşlar, bunlar yönetemiyorlar. Ve arkasından da halkımızın onuruyla oynuyorlar. Üzülerek söylüyorum ki bu yönetim anlayışıyla Türkiye'nin sorularını çözmek mümkün değil. Tekrar ediyorum. Ülkede özgürlükleri askıya alırsanız, insan haklarını askıya alırsanız, demokrasiyi askıya alırsanız, ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Artık bu millet için, bu ülkenin vatandaşları için yapacak hiçbir şeyiniz kalmamış demektir. Artık çözüm önerileriniz bitmiş demektir. Artık gitme vaktiniz de yaklaşıyor demektir. Saygıdeğer konuklar, ekonomimiz uzun bir zamandır karanlık bir tünelin içinde ve karşıda öyle ışık mışık da görünmüyor. Doğru politikalar, doğru adımlarla sorunların çözümü mümkünken hükümet ısrarla, inatla hatalarına devam ediyor. Birkaç hafta önce bir ekonomik program açıkladılar biliyorsunuz. Ve o ekonomik programla ülkeyi fakirleştirdiklerini kendileri ilan etti. Ben ve arkadaşlarım yönetimdeyken kişi başına gelen düşen milli gelirimiz 12.594 dolara çıkmıştı. 12.594. Geçen açıkladıkları programda bu sene için öngördükleri rakam 8.381. 12.594'ten indirmişler 8.381'e. Ve bu arkadaşlar bu rakam, 8.300 rakam var ya, 14 sene önceki rakam ya. Yani aldılar, bizler ayrıldıktan sonra birkaç sene içerisinde memleketi 14 sene önceye götürdüler. Biz bunu zaten 2002'den 2005-2006'ya doğru giderken zaten bu rakamı yakalamıştık, 8.000 dolar rakamını. Sonra aldık 12.500'e çıkarttık. Hızla fakirleşiyoruz arkadaşlar, hızla. İsraf ve yanlış yönetimin sonucu hükümetin bütçe açığı şu anda tarihin en yüksek seviyesinde. 2015'te bıraktığımda devlet bütçesinin açığı 24 milyardı arkadaşlar. 24 milyar TL. Bu yıl ne kadar biliyor musunuz bu yıl? 239 milyar lira. 10 misli ya. Ve 5 senede 10 misline çıkan bir bütçe açısından bahsediyoruz. Ve açıkladılar programı, bütçe açı da düşmeyecek ha. 239'dan böyle arta gidecek ileride. Böyle bir kaygı da yok. Ya biz nereden tasarruf yaparız? Böyle bir kaygı da yok. Bütçe detayları açıklandı birkaç gün önce biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde %20'nin üzerinde bir artış var. Bakın enflasyonu 11-12 diye açıklıyorlar. %20 küsur bir artış var. Binlerce araç alıyorlar yine devlete. Yetmiyormuş gibi şu andaki araçlar. Ya biraz tasarruf edin ya. Otomobil fiyatlarının nereden nereye gittiğini bu vatandaş görmüyor mu? Bir araba alma hayali olan gençlerimiz, genç çalış artık o hayalini kararttınız zaten. Yıllarca çalıştığında biriktirdiği maaşla en ucuz, en düşük fiyatlı otomobil alacak hali kalmadı bu insanların. Ama devlet tarafına gelince 100 araç şuraya, 300 araç şuraya, 1000 araç şuraya. Kendi paraları değil ya, baştan da söyledim. Harcaması kolay. Merkez Bankası'nda yıllardır tam 120 milyar dolar biriktirdiğimizi 1 Ocak 2019'dan bu yıl geldiğimiz günlere kadar maalesef erittiler. Kibrit çalıp yaktılar adeta. Sonra açıklanan programla arkadaşlar artık yeniden bir borç faiz sarmalına girdiğimizi de ortaya. Bakın yıl 2015 benim ayrıldığım yıl devlet bütçesindeki toplam faiz ödemesi 53 milyar. Bu yıl 137 milyar. Gelecek yıl 179 milyar.
Bakın yıllarca 50 civarında gitti. Biz 53 bıraktık. Ve bu yıl 139, gelecek yıl 170 küsur. Fakirleşiyoruz arkadaşlar ve bunun tek bir nedeni var. Öyle dış güçler, iç güçler falan değil. Kimseyi aldatmasınlar. Önce kendi işlerini düzgün yapsınlar. Bu kötüye gidişin tek sebebi kötü yönetim. Ama artık yeter. Biz bu yanlışların bedelini ödemek istemiyoruz. Halkımız bunu hak etmiyor. Ülkemizin sorunlarının çözümü ancak ve ancak bu milletin, çalışanların, yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkün. Mevcut yönetimle güven ortamını sağlamak mümkün değil. Bitti artık. Bitti. Sizin kaybettiğiniz bu güveni tekrar kazanmanız mümkün değil. Bakın salonda çok sayıda iş dünyasından arkadaşımız var. Türkiye'de şu anda en büyük problem işsizlik değil mi? Bu işsizlik sorunu nasıl çözülecek? Yeni yatırım olacak, yeni iş sahaları açılacak ki istihdam olsun, işsiz sayımız düşsün. Bu yönetim başta olduğu sürece yatırımcı yatırım yapmaktan çekinecek. Yeni istihdam oluşmayacak. İşsizlik sorunu artmaya devam edecek arkadaşlar. Maalesef üzülerek söylüyorum. Bakın kendi vatandaşımız parasını, varsa parası, parası olan da azaldı ama varsa bir başka yere kaçırmaya çalışıyor. Yastık altında tutuyor. Korkuyor. Devlete güvenmiyor kimse artık. Ve güven olmayan ülkede ne olur? Döviz kuru artar, işsizlik artar, yoksulluk artar, açlık artar. Bu ülkenin vatandaşları insan haysiyetini yok sayan, insan onurunu ayaklar altına alan bir ekonomi yönetimini hak etmiyor. Fakirleşiyoruz ve bunu iliklerimize kadar hissediyoruz arkadaşlar. Beceremiyorlar. Çünkü akılları memleket meselelerinde değil. Akıllar başka yerlerde. Keşke şöyle yönetenlerin beynini açıp da bir okumak mümkün olsa. Sabahtan akşama kadar kafalarından geçenlerin ne kadarı memleket meselesi, ne kadarı başka meseleler. Keşke açıp bakmak mümkün olsa.